Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte önümüzde görmüş olduğunuz ve yakında BİM'de satışa sunulacak oyuncu ekipmanları inceliyoruz. Tabii bunun yanında bir de uygun fiyatlı bir bilgisayar var. Klavye mouse'la şu laptopu bağlayalım. Tamam. Laptopu bunlarla kullanalım. Böylece tamam. Hem laptopu hem klavye mouse. Hepsi bir arada. Mikrofona ayrı değineceğiz arkadaşlar. Bence gel önce şunu bir değinelim. Bunu mu değinelim? Evet. Hadi gel. Bu böyle plastik bir oyuncak, ben size söyleyeyim. 20 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Mikrofon böyle bayağı sağlam bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar bu 10 gram falan. Ultra hafif. Şöyle üflesen uçacak kıvamında bir şey. İçi boş bayağı yani. Tripod var. Kalitesine bakalım abi. Şöyle bir dönüştürücü geliyor arkadaşlar. Bunu direkt takarak da çalıştırabiliyor musun? Ama bu bilgisayarda çalışmadı. Bu dönüştürücüyü kullanmamız gerekti. Taktık. Daha sonra bilgisayarımızın jack'ına takıyoruz. Kaydede evet. Bastım. Evet arkadaşlar, an itibariyle sesimizi şu mikrofondan dinlemektesiniz. Bu dip gürültü falan filan hepsi bu mikrofondan kaynaklı arkadaşlar. Yani ürünün birazcık tırt olduğunu zaten siz de sesten anlayabilirsiniz. Kutunun üzerinde herhangi bir frekans aralığı yazmıyor, herhangi bir teknik bilgi yazmıyor. Doğal olarak bunun üzerinde Çin malı, yurdum malı, bunu kullanmalı bir şey vardı. Yani abi, en güzel şey tripodu. Tripodu böyle. Evet, tripod iyi. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ama onun dışında mesela yayın yapıyorsun, şuraya koydum böyle. Bir yandan da monitöre bakıyorsun. Oynamaya devam ediyorsun. Yani yayın yaparsanız böyle bir ses gelecek arkadaşlar. Aynen. Çok kullanışlı mı? Bence değil. Yayın yaparken muhtemelen takipçilerimiz kaçar. Şimdi gelin sıradakilere geçelim artık. Geçelim bu ara mikrofon. Ben bir şarkı söylemek istiyordum. Söyle. Böyle sallaya sallaya. Şarkıyı söylüyorum o zaman. Ne söyleyeceğim oğlum, ben aldım elime mikrofonu. Aklıma bir şey gelmedi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bu bilgisayarda yanlış hatırlamıyorsam BİM'de 599, ya tam hatırlamıyorum şu an, ekranı gelir o, aklıma gelmedi, kusura bakmayın. Dünden beri bende bu makine arkadaşlar, bayağı bir kullandım ve gündelik işlerde ki performansından şaşıracaksın abi, çok memnunum. Yani girip de bununla mail yazabilirsin, hani tezmez yazıyorsan onun her şeyi yap, evet yapabilirsin. Nasıl yine... GTA 5 oynayamayız? Olmaz. Bu ara mouse açtım arkadaşlar. Mouse'da da şöyle bir incelik var, içinde pil var abi. Ben çok seviyorum. Pil önemli. Bu yapıldığı zaman. Bu ara klavyeyi de kuralım. Altta kırmızı ışığı gördük. Çalıştı. Çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. USB hazır. Windows tuşuna basıyorum. Bastım. Çalıştı. Çalıştı. Bravo. Şimdi arkadaşlar lütfü biraz internette dolanıyor makinede. Zaten temel işlevi o. Ekranının 1080p olmasının güzelliklerini hissediyorsunuz. Dizimizi, filmi izlerken size keyif veriyor. Tabii biz jelatini unutmuşuz. Sağ ol gelsin. Yalnız bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bunu ben full jelatini kullanmışım. Bravo. Ekran şimdi daha güzel değil mi artık? Neyse devam edeyim arkadaşlar. İçinde Windows 10 işletim sistemi kurulu durumda. 2 GB RAM'i var. 32 GB dahili depolama alanı var. Bu da tam VG abi. Aynen. Bir yüz tanıma olayı var. Güzel. Ya kamera kötü de arkadaşlar. Arkadan video açıldı. Arkadaşlar hoparlörü çok iyi değil, biraz cızırtılı. Ya bu tam bir work iş bilgisayarı yani. Yani hani oturup yazı yazabilirsin. Bunun haricinde arkadaşlar öyle bilgisayarda çok anlatılacak bir şey yok. Şu an zaten kafayı yedi, bir şeyler yapıyor. Evet, 1080p'de kasmalar var. Ne yapıyorsun abi? Ben hiç şu an... Onun haricinde arkadaşlar ilginç olabilecek bilgisayar üzerinde bir kart okuyucu var. HDMI çıkışı var. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar klavyemizi taktık. Mouse'umuzu bağladık. Bilgisayarımıza da şöyle bir şey yaptık. Steam kurduk ve Half-Life indirdik. Yani aynen, bunda öyle. GTA 5 açar mı hocam? Vallahi açmaz. Ya. Loading ekranı bile gelmeyebilir. Zorlamaya arkadaşlar. Gerek yok. Biz bir Half-Life'i deneyelim. Half-Life'i de bir nostalji yapmış olalım. Bu biraz daha farklı geldi bana bu çizim. Niye öyle oldu? Bu böyleydi Çağdaş. Sen yanlış, yani güzel hocam, hatırlıyorsun. Hocam bu yanlış bu. Online bir oyun bulalım. Birazcık kasıyor. Ama oynanır. La. Şu an Lütfi bayağı oynuyor arkadaşlar Half-Life'ı. Öldüm. Mouse, klavyede çalışıyor. Bu bilgisayar BİM'de pahalı, onu bir söyleyeyim de. Biz bunu 500 liraya aldık. Sıfırdı, jelatinliydi. Hazır lafı geçmişken Lütfi de oyun oynarken diğer bütün ekipmanları da yaklaşık 80 liraya topladık. Yani bir indirim olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Bunu zaten ayrıca içeriğin çıkışında belirteceğiz. Lütfi yine oyuna daldı. Yok, şunu ben söyleyeyim. Oyun birazcık kasıyor arkadaşlar. Akıcı bir oyun deneyimi sunmuyor yani, onu söyleyeyim. Half-Life komşu 1'de. Komşu çocuğunu oyalar ama. Birazcık oyalar. Abi bu oyun ne? Efsane oyun. 2018'de çıktı bunu diye. Bunu artık yemez muhtemelen. Bak kasıyor. Belki online oynadığın için. Yani şunu söyleyeyim, öyle CSGO falan filan onlar hayal olmaz. Tabii. Nostalji yaşattı. Bak ölüye sıktırdı bana. Şimdi şunu deneyeceğim. Klavye videosunda içinde kalmıştı arkadaşlar. O BİM'de satılan oyuncu klavyesini hortumla oynarsak ne olur diye. Aa. Bence burası da taş gibi bir şey olacak. Haydi ya. Haydi. Açalım hortumu. Ver gözü. Tabii bunun su kanalları yok. Muhtemelen su içinde kalacak.
Başkül Çağdaş. Bunu göremiyorum ki ben. W çalışıyor. Aha, vallahi çalıştı. A yine çalışmıyor. Ha, şu adamı bırak. Aha. D çalışıyor. Bu A'larda hep bir sorun oluyor. Çıkıp bir yazı yazalım. A'ya basınca S'yi de mi koyuyor? Tabii. Ben bir şey diyeyim mi? Bu kuruyunca geçebilir. Aa bak, D'ye basınca das das koyuyor. 4'ler, 5'ler, 6'lar iyi. Sıkıntı yok ama WASD kısmında gitmiş. Aynen. Sen de klasik taktiği uygula. Sonra çalışmazsa bozulmuş demektir. Bozulmuş. Hala WASD hepsini aynı anda koyuyor arkadaşlar. Klavye fişi çekti. Her zaman olduğu gibi son sözlerimizle bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi biz bunları 1-2 hafta sonra çıkacak. Oradan alırsanız bizim aldığımız fiyatlardan yaklaşık 10-15 lira daha pahalıya geliyor. İnternetten alışverişe çok fazla yanaşmayan insanlar var. Ya da ne bileyim, böyle marketin önünden geçiyordur, orada görmüştür, almak abi, ister. Abi heveslenenler var. Aynen öyle. Ya çok da fazla bence kanmamak lazım bu durumu. Ufak bir internet araştırmasıyla daha ucuza bulabilirsiniz arkadaşlar. Soğutucu vardı. Notebook soğutucu. Notebook soğutucuyu bulamadık abi. Evet, yok. Yok. Piyasada yok. Ve tabii ki de arkadaşlar, bu ürünleri almamızın bir diğer nedeni de siz almadan önce görün. Neymiş ne değilmiş meseleyi anlayın diye gidip önden topladık. Sizin de beklemenize gerek yok. Videomuzun aslında özeti şu: iyi araştırın arkadaşlar. Boşuna evet. Şunu cebinizden çok fazla para çıkarmayın diyelim. Ve çok kaliteli ekipmanlar değiller. Bunu da asla unutmayın. Aynen öyle. Artık videomuzu kapatalım. Kapatalım. Arkadaşlar, video anket koyacağız. Koymayınca çok kızıyorsunuz. Yorumlarda hepsini bir bir görüyoruz. Anketimizin konusu bu sefer şu arkadaşlar. Bu işi destekliyor musunuz? Dandik de olsa, çok bir işe yaramayacak da olsa, bu ekipmanların ucuza satılıyormuş gibi görünüp viral olarak pazarlanma süreci hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Destekliyorum ya da desteklemiyorum seçeneklerinden oluşuyor anketimiz. Çünkü yorum bölümünde bu konuyla ilgili görüşlerinizi bekliyoruz. Biz de merak ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı. Bir de aşağıda kafanıza takılan her türlü şeyi bize yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ya bu yine oyun oynuyor ya. Arkadaşlar, abi, ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları, ayrıca hemen şu ortadaki butona da tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Oyna oyna abi, tamam al oyna. Çalışmıyor oğlum, klavye çalışmıyor. Ha, çalışmıyor. A gitti. Klavye hala çalışmıyor. Hadi görüşürüz.